Egeliler Birliği Başkanı Hüseyin Reşit Öz, Yönetim Kurulu ve İstanbul Manisalılar Derneği Başkanı Hüseyin Fehmi Yersel, Ege Bir üyeleriyle birlikte Manisa'yı ziyaret etti. 4 gün süren ziyarette Manisa'nın tarihi yerleri ziyaret edildi. Ege Bir üyelerine Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görevli Turizm Şube Müdürü Sedat Türk ve rehber Ahmet Çandır eşlik etti. Ziyaret sonrasında Egeliler Birliği Başkanı Hüseyin Reşit Öz ve İstanbul Manisalılar Derneği Başkanı Hüseyin Fehmi Yersel Pamukkale TV'ye açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki Denizler Derneği Başkanıyım. İstanbul'daki Denizler ve Ege, 8 Ege vilayetinin oluşturduğu derneklerimizle, ilçe derneklerimizle beraber Ege Birlik olarak, Ege Bir olarak memleketimizi geziyoruz. Bir dernek ve vakıf yöneticisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kültürümüzü yerinde ve memleketimizi bizzat gezerek, görerek tanıma fırsatımız oluyor. Manisalılar Derneği Başkanımız Sayın Hüseyin Fehmi Yersel'e de bize bu ev sahipliğini yaptığı için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ahmet Çakır'a, Muğlalılar, İstanbul'daki Muğlalılar Derneği kurucu başkanı. Biz yıllardan beri bu Ege Bir'i kurma çabasının arkasında, onun da semeresi olarak bu gezileri tertipliyoruz. Her sene bir ili ziyaret ediyorlar. Sağ olsun Reşit Başkanım böyle bir şey başlattı. Bizler için de hakikaten güzel şeyler bunlar. İlk defa Manisa'yı herhalde ilk defa ele aldık bu sene. İnşallah memnun ederiz buradan gelen hemşehrilerimizi. İnşallah öyle mi? 8 yıl sonra bir daha devrediyormuş. 8 yıl sonra bakacağız bakalım ne yapacağımıza. Şu an bizim 47-50 kişi falan civarında. Zaten Reşit Başkanım öyle bir şey koydu. Bir otobüsümüz var. Yani bu bir otobüsün içerisine şansı nasibi olan herkes biniyor ve gidiyor gideceği yere. Bizim gezilerimizin bir özelliği var. Bir önceki tura gelenin bir sonraki tura gelme hakkı var. O yüzden kimse koltuğunu kaptırmamak için cuma günü listeyi açıklıyoruz. Nereye gideceğimizi programı, dernekler ve hazırladığımız programı. Pazartesi gününe yer kalmıyor zaten. Öncelik hakkı bir evvelki geziye gelenin olduğu için. İkinci otobüsü açmıyoruz. Keşke açsak. Bunların hepsinin bir maliyeti var, hepsinin bir şeyi var. Kontrol etmek, bir yerde yemek yemek dahi toplarda, 50 kişi evet, yemek yemek dahi sıkıntı olduğu için işi 100 kişi 150 kişiye çıkartmıyoruz ama inanın şu Manisa gezisinde 3 otobüs olsaydı gelebilirdik. Evet. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama daha büyük olsun, bir organizasyonla daha sonraki süreçte belki. Daha belki sonra. Bir yavaş evet. Yavaş bir hele bu şekilde devam edelim. Hatta ben bile arabamla gelmek zorunda kaldım. Otobüste yakalamadı başkanım. Önümüzdeki yıllar için bu sayı artar. Artabilir ama. Yani hedefiniz de var mı? Şöyle illerin daha doğrusu değerli il yöneticilerimize, valilikten belediyesine kadar tüm değerli yöneticilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Evet. İstanbul'daki dernekleri lütfen önemseyin. Lütfen onların isteklerinin kendi yöresel kültürümüzü anlatmak olduğunu anlasınlar. Bizim İstanbul'daki Egeliler Birliği'nin tek bir amacı var. İstanbul'da Ege kültürünü yaşatabilmek. Kendi çocuklarımızı Ege'li hissettirebilmek. İşte dediğim gibi temin davet ettim herkesi. Denizli günlerine tüm Egeliler Birliği gelecek. Evet. Niye? Bizim kültürümüz. Bizim Manisa'dan, Muğla'dan, diğerlerinin hiçbirinin birbirinden farkı yok. Ortak kültür değerlerini taşıyoruz. Afyonumuzla, Kütahya'mızla, Aydın'ımızla, İzmir'imizle. Yani 8 il ortak hareket ediyoruz. Şu anda İstanbul'da faaliyet gösteren 30 dernek ve vakıf var. Bunun içerisinde Manisa olarak Manisalılar Derneği, Kulalılar Derneği var. Dolayısıyla bu değerlerimizi yerinde göstermeye gayret ediyoruz. İşte gezdiğimiz yerlerde anlatmaya gayret ediyoruz. Dağarcığımıza bir şeyler katmak istiyoruz.